Değerli arkadaşlar, bu dersimizde yine bir tane daha splash screen göreceğiz. Bu sefer daha farklı bir yoldan bunu sizinle paylaşacağım. Burada böylesine bir tasarım var arkadaşlar. Bu bizim splash screen ekranımız olacak. Buraya siz istediğiniz gibi yerleşimlerinizi belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada ben yerleşim tipi olarak yani ilişkisel yerleşim tipini seçtim. Relative layout'u. Şunu siz istediğiniz gibi buradan ayarlayabilirsiniz. Ben yani bunu aldım ki böyle serbest bir şekilde şunları dolaştırabileyim diye arkadaşlar, şöyle. Yani böyle de kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi bu bulunsun. Yani bu şekilde diyelim ki böyle bir tasarımınız var. Yani bu sizin başlangıçta göstereceğiniz ekran. Şu ise arkadaşlar artık yani o başlangıç bittikten sonraki göstereceğiniz ekran. Yani bu olacak. Peki ya sayfalarımıza bakalım. Java kod bölümlerimize. Java kod bölümüne baktığımızda main aktivitenin bulunduğu yer. Arkadaşlar bu 5 saniye boyunca yani splash time buraya dedik. Bir de siz bazı kelimelerin böyle İngilizcelerine alışın arkadaşlar. Eğer ki yarın öbür gün internette freelance bile iş yapacak olsanız mutlaka kodunuzdaki değişkenleri bile İngilizce yazmak zorundasınız. Çünkü takım arkadaşlarınız başka türlü sizi anlamazlar yani. Ama siz Türkiye içinde sadece iş yapıyorsanız o zaman istediğiniz gibi değişkenleri Türkçe isimlendirmeler verebilirsiniz ama Türkçe karakterler kullanmadan. Evet. Şimdi bakın bu 5 saniye olacağını bize söylüyor. Çünkü buradaki 5000 o demektir. Bakalım o buraya gelecek. Bakın splash screen'in aktivite durumunu biz true olarak ilk başta işaretledik. Ve durdurma, yani bunu da bizim bir yerden sonra bir durdurmamız lazım. Burada bakın farklı farklı yani küçük küçük yani durdurma için 100 koymuşuz şuraya. Yani artı 100. Yani küçük küçük ilerleyip ta ki 5000 olana kadar. 5000 olduğunda bu kendini durduruyor arkadaşlar. Buradaki işleme dikkat edelim. Slip diye bir metodumuz var. Slip işte onu uyutacak arkadaşlar. Yani zaten bu da özel bir metottur. Onu söyleyeyim. Burada bakın o işlemi yani bizim trait'imizi bir işlemdir bu. O işlemimizi uyutma yapacak ardından ve o tedavülden kalkacak. Tedavülden kalktığı zaman yani şu pause'dan çıktığımız zaman arkadaşlar finally kısmı var. Yani bu try catch bloklarında eğer ki yani işletilecek kod buraya ama hatanın meydana gelebileceği kodlar şu catch tarafına yani yakalama yani şuraya. Her halükarda çalıştırılacak kod bölümü de buraya. Bakın burada da her halükarda çalıştırılacak kod bölümüne dikkat edin, internet var. Bir yerde internet varsa bilgi taşınıyordur. Yani bilgi madem taşınıyor ve nereye? Bakıyorsunuz arkadaşlar diyor ki ben main aktivite olarak şurada ya, yani ana sayfaya bir internet gönderiyorum. Start the activity. Bakın bu aktiviteyi başlatıyor. İnternet bir yani bize demiştik internetler bilgi de bir taşıyabilir ve internetler bir başka aktiviteyi de başlatabilir. Servisleri de başlatabilir. Yayın alıcılarını da başlatabilir. Yani Android'in bütün bileşenlerini internetler istediği gibi kullanabiliyor. Evet, buraya baktığımızda ana sayfaya da geldiğimizde burada zaten normal bir sayfa arkadaşlar. Yani öyle bir kod bölümüne bakarsanız yani bir şey yok. Yani sadece işte aktivite main'i gösterecek. Bakın şu aktivite main'i göstermiş olacak. Yani bir çalıştırdığımızda şuradan tabii ki yani ilk başta splash screen çalıştırılacağı için şurası başlangıçta bize sunulacak. Bakalım çalıştırılsın. Yani buradaki kod daha kısa. Yani birinciye göre daha kısa ve daha pratik. Evet. Bakın. Yani bir 5 saniye bunlar çalışıyor ve daha sonra bu forma geçiyoruz. Bunu da böyle
uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.